hatta Peygamber Efendimiz'in seceresini anlatmıştı hocam. Aslında Urfa'ya neden peygamberler şehri dendiğini ve peygamberler şehri denirken aslında bizim Peygamber Efendimiz'in de içinde olduğunu ben bilmiyordum. Eminim benim gibi birçok izleyici de bilmiyordu. Geçen hafta hocam anlattı, Peygamber Efendimiz'in dedesinden yukarı doğru Secere'ye gittiğimizde Hazreti İbrahim'in oğlu Hazreti İsmail'e kadar dayandığını gördük. Hazreti İsmail'in yaptığı bir Mısırlı Kıptiyanla evlilikten sonra torunları Adnaniler olarak adlandırılmış ve Adnanilerin torunlarından biri olduğu ortaya çıkmıştı Peygamber Efendimiz'in ve baba tarafından Arap olmadığı, baba tarafından soyunun işte Hazreti İsmail'e ve İbrahim'e Anadolu'ya dayandığı geçen Kesin. hafta. Şimdi benim ilahiyat bilgim çok derin olmadığı için hocam ben bunu Estağfurullah. sizden öğrendim geçen hafta ve Estağfurullah. şaşkınlıkla Zerre izledim. katkım oldu sana Eminim mutlaka. benim gibi birçok izleyicimiz de şaşkınlıkla bunu izlemiştir. Yani Peygamber Efendimiz'in baba tarafından Hazreti İsmail'e dayandığı ve onun babası Hazreti İbrahim'in Anadolu kökenli olması, Arap olmaması gerçekten çok şaşırttı beni ve Değil mi? eminim Ne çok kadar izleyicimiz. muhteşem bir bizim için bir değer aslında Evet. Anadolu coğrafyası için. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın orada olması icap ediyor. Çünkü Allah Azze ve Celle orada bir şey murad ediyor. İlk insan yeryüzünde nerede buluştu? Evet. İlk kişiyle. Hazreti Adem'le Hazreti Havva nerede buluştu? Mekke'de. Mekke'de, evet. Kabe'yi ilk kim inşa etti? Hazreti Adem. Evet. Mısırlı Hacer'in İbrahim'den olma oğlu İsmail'in alay ettiğini görünce Sara'dan bahsediyor. Şimdi bir dakika. Şu andaki muharref Tevrat'ta da Hazreti Hacer'i kabul ediyorlar mıymış? Evet. Hacer'in kimin eşi olduğunu biliyorlar. İbrahim. Biliyorlar. Bunda Hazreti İbrahim. sıkıntımız yok. Evet. Aynısı. İbrahim'den doğma, şey Hacer'in İbrahim'den olma oğlu İsmail. Yani İsmail Aleyhisselam'ı da kabul ediyorlar mıymış? Evet, kabul ediyorlar. Hazreti İbrahim'in oğlu ve eşi olduğu da yazıyor. Tamam. İbrahim'e demiş ki, İbrahim'e bu cariye ile oğlunu kov demiş. Cariye dedi kim? Mısırlı, Hacer. Kıpti olan Hazreti Hacer Evet. annemiz. Bu cariyenin oğlu İshak'ın mirasına ortak olmasın. Hazreti İshak'ın mirası ne olacaktı? Hazreti İshak'ın oğlu kim? Yakup Aleyhisselam. O kim? Peygamber. Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın oğlu var. Hazreti Yusuf. O kim? O da peygamber. Peygamber, evet. Onun soyundan sonra gelecek Eyüp Aleyhisselam var. O kim? O da peygamber. O zaman onun mirasına ortak olmasın diyor. Bakın onun mirasına sahip çıksın demiyor. Ortak olmasın. Yani ona ne olacaksa aynı sonra da olmasın. Muharrefliğe rağmen bakın. Olmasın diyor. İbrahim çok üzdü bu sözler. Çünkü İsmail de öz oğluydu ve ilk oğluydu. İlk çocuk. Ancak İbrahim'e sen emredileni yap denildi. Kelimeler farklı. Burada biraz daha ağır ifadeler var. Hadiste biz peygamberimizden öğreniyoruz. Ayetlerde işaret ediyor. Daha makul ve masum bir ifade var. Bunun üzerine cariyenin oğlundan da bir ulus yaratacağım. Cariye kimdi? Hacer. Mısırlı Onun Hacer, oğlu evet. kimdi? İsmail. Onun soyundan ne yapacakmış? Bir ulus yaratacağım diyor burada. Daha başka ne olacak? Sonra senin soyun onların peşinden devam edecek. Aldı Hazreti İbrahim'i, Hazreti Hacer'i, Hazreti İsmail'i aldı. Bir Şava çölüne getirdi. Bir Şava çölüne getirdi. Sonra yanındaki tulumdaki su tükenince oğlunu bir çalının altına bıraktı. Burada tabii onlara göre Hazreti Hacer bırakıyor oğlunu. Ben onun ölümünü göremeyeceğim diyor. Bizde böyle bir şey söz konusu değil. Muharreflerin işaretlerinden bir Evet. tanesi de budur. Ayrıca. Dikkat ederseniz çok ilginç bir şey. Hazreti İbrahim'i anlattığımızda Hazreti Hacer, Hazreti İsmail'i bırakıp Safa ile Merve arasında koşup su arıyor muydu? Yani Evet. birisini arıyordu. Buldu mu? Kimseyi bulamadı. Ne oldu? Hazreti İsmail'in ayağının altından bir şey çıktı mı? Evet. Ne çıktı? Zemzem suyu çıktı Zemzem demiştim. suyu çıktı. Zemzem suyunun çıktığını biliyoruz. Şimdi bakın burada ne diyor? Orada diyor Hazreti Hacer annemiz beklerken onun vefatını hemen olduğu yerden bir tane Tanrı kuyu. Hacer'in gözlerini açtı. Hacer bir kuyu gördü. Ya kuyu dediği suyu bahsediyor. Evet, gidip tulumunu doldurdu. Oğluna içirdi. Çocuk büyürken Tanrı onunlaydı. Çocuk çölde yaşadı ve okçu oldu. Paran çölü, Faran Evet, çölü, Paran Çölü. Faran dağları. Neresi? Mekke. Kabe'nin etrafındaki dağların ismi Mekke dağları. Su, Zemzem suyu. Bütün dünya tarihi biliyor ki
Hazreti İsmail ne yapmış? Orada yaşamış. Evet. Mısırlı bir kadın. Ben kimle evlendiğini söylemiştim. Evet, Mısırlı bir Kıpti kadınla. Cürhümlü, Arap olduğunu söylemiştim. O Mısırlı olduğunu söylemiş. Ne diyor? Paran çölünde yaşarken annesi ona Mısırlı bir kadın aldı. Evet. Buradaki olayla, Kur'an'daki hakikat ile muharef olsa da buradaki söz birbirine uyuşmuş mu? Evet, uyuyor. Peki, yukarı doğru bakalım. Hikaye aynen uyuyor. Şimdi bu tekvin kitabıydı, yaratılış kitabı. Evet. Yukarıdaki ise tesniye, eski kitaplardı. Yasanın tekrarı, o kırmızı çizdiğim yer İbranice Faran yazıyor. Faran, evet. Hazreti Musa ölümünden önce İsrailoğullarını kutsadı ve dedi ki, Rab Sina dağından geldi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.